Herkese merhabalar, sevgili danışanlarım ve sevgili takipçilerim. Ekim ayı genel yorumumla karşınızdayım. Ekim ayını genel hatlarıyla bakalım istedim. Tabii ki burçlara da değineceğim ama sıralı gitmeyeceğim. O yüzden bütün videoyu izlemek, aralarından kendi burcunuzu seçmek durumunda kalabilirsiniz. Karışık gelirse şimdiden kusuruma bakmayın ama bu şekilde yapmayı çok doğru buldum. Çünkü Ekim ayı çok özel bir ay. Ekim ayının kaotik durumunu bir daha yaşamayacağız. Hem Merkür Retrosu hem Mars Retrosu hepimizi tırnak içinde söyleyeyim perişan edebilir. Güzel haberlerim de yok değil illaki. Şimdi genel olarak açılarına bir bakalım. Ayın ikisinde sabaha karşı, yani gece yarısından hemen sonra bir dolunay var 9 derece Koç burcunda. Ayın 16'sında bir Terazi burcunun 23 derecesinde yeni ay var. Ayrıca bu ay Güneş'le Mars'ın karşıt açısı söz konusu. Jüpiter'le Venüs'ün güzel bir üçgen açısı söz konusu. Merkür Retrosu başlıyor. Onu 18'i arasında Güneş-Mars karşıtlığı yaşayacağız. Tam karşı noktada olacaklar. Herkesin ikili ilişkilerini bozabilir. Ve agresif yapabilir tabii. Şimdi Güneş 23 Ekim'e kadar Terazi Burcu üzerinde. 23'ünden sonra da Akrep Burcu'na geçiş yapacak. 12 Ekim'de Merkür Retro hareketine başlıyor ve 5 Kasım'a kadar da geri hareketinde devam ediyor olacak. 25'i ve 27'sinde de Güneş ile Merkür'ün bir kavuşumu söz konusu. Her zaman kavuşuma seviniriz ama bu sefer sevinmiyoruz. Neden? Merkür Retro diye. Şimdi burçları nasıl etkiliyor? Genel hatlarıyla onu da bakalım istiyorum. Koç Burcu'nun 9 derecesinde bu yeni ay ve Koç Burcu için yeni kararlar aldırıyor. Yeni başlangıçlar yapılmasını sağlıyor. Fakat aynı şekilde olumlu ya da olumsuz diyemiyoruz bunlara. Çünkü malefik de çok açı söz konusu. Evlenme, boşanma kararı alma, çocuk yapma kararı alma gibi pek çok kararı olabilir. Boğa Burcu'nun 12. evinde bu dolunay. Boğa Burcu'nun aynı zamanda Mars da 12. evinde olduğu için boğalara gerginlik verici olacak. Biraz depresyon sahibi olabilirsiniz, depresif olabilirsiniz. Biraz kafanızı dinleyerek ilerleseniz iyi olur. Daha doğrusu sağduyu elden bırakmasanız iyi olur. Mars'ın retrosundan 6 ay boyunca etkileneceksiniz demiştim sevgili boğalar. İkizler Burcu'nun 11. evi etki alıyor. Çünkü sosyal ilişkileri. Mars da aynı şekilde 11. evinizi etkiliyor retrosu sevgili ikizler. Dolayısıyla ilişkileriniz bozulabilir. En yakın arkadaşınızla bile ilişkiyi bozabilirsiniz. Sizden dolayı bozulabilir. Öncelikle onu söyleyeyim sevgili ikizler. Sözlerinize çok dikkat etmenizde fayda var. Bu dolunay aynı zamanda elinizden de bir miktar para çıkma ihtimali var. Sevgili yengeçlerin 10. evinde bu dolunay aynı şekilde Mars'ın retrosu da 10. evinde olduğu için kariyerle ilgili bazı sıkıntılar yaşayabilirsiniz sevgili yengeçler. Yeni bir başlangıç da yapabilirsiniz ama bir öncekini de tamamlama durumunuz söz konusu. Demek ki iş değişikliği ihtimaliniz var. İşinizi kaybetme ihtimaliniz evet olabilir. O yüzden agresif olmamaya, köprülere atmamaya özen gösterin derim. Mars'ın retrosunu dikkate alın derim. Dolunay bir yana Mars'ın retrosunun da bu şekilde denk geliyor olması özellikle 9 derece civarı, yani şöyle bir 5 derece ile 14-15 derece arasında doğum haritanızda yükseleninizde iyicil etkili Jüpiter gibi Venüs gibi bir gezegen varsa ya da bu civarda yine olumsuz etkili bir Satürn gibi Plüton gibi yıkıcı ya da eğitici gezegen varsa o zaman olumlu ya da olumsuz etkilenebilirsiniz derim. Yani demek ki neymiş, doğum haritanıza da bağlı aslında biraz. 10. evden bu dolunaydan ve Mars retrosundan etki alıyorsunuz sevgili yengeçler. Aslan Burcu'nun 9. evini etkiliyor çünkü Aslan Burcu'nun özellikle şehirler arası veya uzak noktalardaki insanlarla görüşmelerinde sorun yaşayacağını ifade ediyoruz. Aynı zamanda sosyal medyadan da olumsuz etki alabilirsiniz. Yani orada yazdıklarınız aleyhinize kullanılabilir. Sosyal medyada etkisiz olabilirsiniz. Mars'ın retrosunun da bu dolunayında 9. evinize denk gelmesi illaki bununla ilgili bir olumsuzluk yaşama ihtimalinizin olduğunu gösteriyor sevgili aslanlar. Gelelim sevgili başaklara. Sevgili başaklar, 8. evinizden hem dolunaydan etki alıyorsunuz hem Mars retrosundan. Dolayısıyla Ekim ayı boyunca 8. evinize özellikle odaklanmanızı istiyorum. Kasım ayının ortasına kadar da Mars biliyorsunuz retro durumda olacak ve 8. evinizi etkileyecek. Sonrasında ileri hareketine döndüğünde yine devam ediyor olacak tabii ki Mars'ın etkisi ama o zaman kuvvet verir. Şimdi başakların 8. ev, yani başkalarının parası, eşinizin parası, iş ortağınızın parası konusunda bir sıkıntı yaşama ihtimaliniz var.
Elinizdeki parayı özenle koruyor olmanız gerekir sevgili başaklar. Özellikle iş ortağınız ya da eşinizle ilgili bir ödemenin hızla kapatılması gerekebilir. Dolayısıyla bir anlamda elinizden hızla bir para çıkabilir. Aynı zamanda ameliyatlar konusu da tabii 8. ev konusu, akrebin konusu, ameliyatlar konusunda da hızlıca bir karar alınması gerekebilir. Sağlığa özellikle dikkat sevgili başaklar. 7. evinizden etki alıyorsunuz sevgili teraziler. Yani eşinizle aranızda bir gerginlik olabilir. Mars'ın retrosu boyunca Kasım ayının ortasına kadar eşinizle aranız bozulabilir. Eşinizle özellikle sözleriniz aleyhinize kullanılabilir. Sevgilinizle de tabii aynı şekilde. Ama 7. ev birebir ilişki içinde olduğumuz insanlar demek. Eş, kız arkadaş da buna dahil olabilir, erkek arkadaş da elbette, ama eş ya da iş ortağı gibi, yani bir hükümle, bir imzayla birbirine bağlanmış kişilerden bahsediyoruz. Aynı şekilde kontrat yapmışsınızdır ev arkadaşınızla, 7. ev konusu olabilir. 7. ev konusunda sevgili teraziler bir sıkıntı yaşayabilirsiniz. Bir tamamlanma etkisi olabilir. İş ortağından ayrılma, hem de böyle kavgalı gürültülü bir ayrılma söz konusu olabilir bu dolunayda. Sevgili akrepler, 6. evinizden etki alacaksınız. Yükselen akrepler, ben de 6. evden etki alacağımı düşünüyorum. Çünkü akrebim yükselen biliyorsunuz. Öncelikle iş arkadaşlarınız ve çalışma arkadaşlarınız aslında personeliniz. Varsa personeliniz, değilse sizinle eş düzeyde çalışanlarınız, çalışma arkadaşlarınız. Aynı zamanda sağlığınız, günlük rutininiz. Burada aksaklıklar yaşayabilirsiniz. Ev hayvanınız varsa da yine 6. ev konusudur. Burada bir tamamlanma etkisi, yani bir başlangıç, bir tamamlanma ve yeni başlangıç sizin için, yeni bir dönem söz konusu olabilir. Belki personellerinizden birileri ayrılıp gidebilir. Belki de yenileri aynı zamanda gelebilir. Sevgili yaylar, 5. evinizden, yani çocuklarınızın başarıları, çocuklarınızla ilgili kaygılarınız, aynı zamanda eşinizle ilgili, sevgilinizle ilgili, aşk hayatınızla ilgili bir takım iniş çıkışlar yaşayacağınız bir dolunay olacak. Sonraki 14 günü de bunun etkisi altında kalıyorsunuz. Bu nedenle belki de biraz uyanık olmanızda fayda var 5. ev konusunda. Çocukların okuluyla ilgili, çocukların eğitim hayatıyla ilgili bir takım gündemleriniz olabilir. Burada bazı kaygılarınız olabilir. Elinizden hızlıca bir para çıkabilir. Belki de çocukların eğitimiyle ilgili bir yatırım yapmanız gerekebilir. Bir takım, örneğin bilgisayar almanız gerekebilir. Merkür'ün retrosunu hatırlatayım. Ayın ortasından itibaren Merkür retro olacak biliyorsunuz. Özellikle sevgili oğlakların 4. evi etki alacak bu dolunaydan. Koç burcu üzerindeki dolunay sizin 4. evinize denk geliyor sevgili oğlaklar. Dolayısıyla anne babanız, onların sağlığı, ebeveynleriniz, yani büyüdüğünüz ev dikkate alırsak 4. ev konuları, oradaki abiler, ablalar, kardeşler de buna dahil edilebilir ama ağırlıklı olarak anne babanız ve babanın parasıyla ilgili, babanın işiyle ilgili de bir takım kaygılarınız olabilir. 4. ev konuları önem kazanıyor bu dolunayda. Sevgili kovaların 3. evinde, yani kardeşleri ve günlük rutini, günlük yaşamı, işi, işiyle ilgili günlük yaşamı, bunlarda dolunay etki edecek bu konularda. Bir karar alabilirsiniz. Bir araba alıp arabayla gidip geleyim diyebilirsiniz. Mümkün. Mars'ın retro olduğunu ve yine sizin de 3. evinizden, günlük işleyişinizden Mars'ın retrosunu sizi yıpratacağını şimdiden söyleyeyim. Bir araç alırsanız ve daha rahat edecekseniz, okey, bunu enine boyuna düşünmüşsünüzdür anlamına gelir. Sevgili balıklara gelirsek, 2. evinden, yani para konusunda elinden topluca bir para çıkabileceği ihtimaliyle birlikte dolunayı yaşayacağını ve Mars'ın retrosunu yaşayacağını öngörüyorum. Şimdi bu ay bütün burçlar için söyleyelim. 15 Ekim'de Güneş Plüto karesi var. Malefik etkili bir değişim gerektiren bir yapı. 18, 19, 20, 21 Ekim'de yine Mars'la Jüpiter'in kare açısı söz konusu. 10 ile 18 Ekim arasında da Güneş-Mars karşıtlığı var. Bu da önemli tabii ki, çünkü Mars hepimizi işte bu saydığım evlerden illaki etkiliyor. 18 Ekim'de Güneş-Satürn karesi var. Bu Güneş-Satürn karesinde de yine gerginlik verici bir haftaya başlıyoruz açıkçası. O haftanın videosunu nasıl çekeceğimi hiç bilmiyorum. Gerçekten gerginlik verici. Kötü şeyler mi olacak derseniz, yani aldığımız kararların yanlış olduğunu görebiliriz. Olumlu ve çok düşünerek aldığımız kararların bir türlü sonuçlanmadığını görebiliriz. En yakınımızdaki kişiler bizimle ilgili aynı fikirde olmayabilir, söyleyemeyebilir. Ben zaten istemiyordum ki deyip üzerinden yük atabilir ya da sitem edebilir size bir takım şeyler için. Bunlar söz konusu. Venüs ile Neptün'ün de karşıtlığı var. Aldığımız kararlar çok içimize sinmeyebilir bu ay. Tabii Venüs-Jüpiter üçgeni gibi de Allah'tan iyicil bir etkiyle de ayı kapatacağız. Şimdi Satürn-Plüton-Jüpiter kare açısı var Güneş'le.
Bu Jüpiter, Satürn, Plüton kare açısı demek özellikle koçların 10. evine, boğaların 9. evine, ikizlerin 8. evine etkiler ve bu şekilde ilerler. Şimdi bu ne demek? İlişkiler bozulabilir. Karşılıklı olarak birbirinizin yüzüne durabilirsiniz. Bu eski bir deyimdir, yüzüne durmak. Yani hatalarını söylersiniz, yüz göz olabilirsiniz. O size söyler, karşılıklı atışma, çatışma söz konusu olabilir. Ağırlıklı olarak evdekiler, evle ilişkilerimiz, ikili ilişkiler, dışarıda sosyal çevremizde ikili ilişkiler, komşuluk ilişkileri yıpranabilir. Sevgiliyle örneğin işte yeni tanışmışsınızdır. Çabucak ayrılma ihtimaliniz olabilir. Yıllar süren bir sevgililik durumu olabilir. Ayrılma, kopma ihtimaliniz olabilir. Şimdi tabii Merkür Retrosu'nu da şimdi dikkate alalım. Merkür Retrosu da hepimizi illaki ilgilendiriyor. Burçlara göre bakalım. Merkür Retrosu hepimizi benzer şekilde ilgilendirir ama şunu lütfen artık şu klişeden vazgeçelim. Elektronik cihaz alırken dikkat edin demekten bizler de yorulduk. Böyle bir şey değil Merkür Retrosu. Her gün her dakika elektrikli cihaz, elektronik cihaz alıyor değiliz ama bilin ki bir şey satın alıyorken 3 kere düşünmeniz gerekli. Birkaç kere bunu kontrol etmeniz, farklı fiyatları almanız, kandırılmamak için, hatalı bir ürün almamak için bu illaki gerekli olan bir detay, bir inceleme şekli olması gerekiyor. Şimdi Koç burcu için Merkür Retrosu 8. evini etkiliyor. Doğal olarak 8. ev konusu yani iş ortakları, ortaklığı paralar, eşinizin parası ya da iş ortağınızın, ev arkadaşınızın parası gibi pek çok noktada bir takım kayıplar da yaşayabilirsiniz ama yeni bir başlangıç da yapabilirsiniz. Eşiniz terfi alabilir, bunu bize duyurabilir. Dolayısıyla 8. evden etki alırsınız. Boğa burcu için 7. evinde bu Merkür Retrosu ve özellikle eşiyle ilgili ikili ilişkileri ve aynı zamanda iş ortağı ile ilgili bir sorun yaşayabilir. Eşiniz de olmayabilir, iş ortağınız da olmayabilir tabii ki. Ama hayatınızdaki en yakın kişi her kimse onunla bir sıkıntı yaşayabilirsiniz sevgili boğalar. İkizlerin 6. evinde dolayısıyla personel, iş arkadaşı, sağlıkla ilgili bu Merkür Retrosu biraz baskı kurabilir üzerinizde. 5. evinde yengeçlerin dolayısıyla sevgilisiyle, aşk ilişkisiyle sorun yaşayabilir. Tam tersi eskiden kalan bir sevgili de çıkıp gelebilir. Sevgili yengeçler onu da lütfen ihmal etmeyelim. Değerlendirmeye gerek yok. Eski bir ilişkiden yeniden bir ilişki doğması biraz zor. Merkür Retrosu bittikten sonra bay bay demiş olursunuz. O yüzden 5. evinizden etki aldığınızı, çocuklarınızın işiyle ilgili ya da çocuklarınızın sağlığıyla, daha doğrusu ağırlıklı olarak çocuklarınızın en çok efor sarf ettiği konularla, demek ki eğitimle ilgili bir problem yaşama ihtimaliniz olabilir. Merkür Retrosu boyunca bazı aksaklıklar olabilir. Okulların açılıp yeniden kapanacağını, bu ihtimalleri hep konuşuyoruz zaten biliyorsunuz. Şimdi Aslan Burcu'nun 4. evinden, ana baba evinden, özellikle annesi babasıyla ilgili problemlerden etki alacağını öngörüyorum Merkür Retrosu'ndan. Dolayısıyla 4. ev konularına çok dikkat ediyor olması gerekir. Babasının parasıyla ilgili belki bir kandırılma, belki bir para paylaşımında haksız bir konu olabilir. Babasının özellikle mirası ile ilgili bir sıkıntı olabilir. Yani anne babanın beklediği bir mirasla ilgili sıkıntı olabilir. Para paylaşımı ile ilgili ya da onların sağlığına özen göstermeniz gerekebilir sevgili aslanlar. Başakların 3. evinde, yükselen başakların 3. evinde Merkür Retrosu. Dolayısıyla 3. ev konuları, günlük iş hayatımız, komşuluk ilişkilerimiz, kardeşlerimizle ilgili Merkür Retrosu yaşama ihtimalimiz var. 2. evinde terazilerin bu Merkür Retrosu. Dolayısıyla ikinci ev konuları yani özellikle para kaybına dikkat demek istiyorum sevgili teraziler. Elinizden bir miktar para çıkabilir, değmeyecek bir yere gidebilir. Topluca birinin borcunu kapatmak zorunda kalabilirsiniz. Biri sizi borçlandırabilir ya da bir para paylaşımında sıkıntı yaşayabilirsiniz. İçinize sinmeyebilir. Bir terazi olarak zaten sizin içinize sinmesi biraz zor. Çünkü oradaki adaleti çok ince eleyip sık dokursunuz. Para konusunda, mali anlamda değeri olan bir şey konusunda kayıp yaşayabilirsiniz. Uçak bileti, cüzdan kaybetmek bile bunlarla eşdeğer ama ağırlıklı olarak para sizin gündeminiz bu Merkür Retrosu'nda. Biraz dikkat lütfen. Sevgili akreplerin birinci evinde yani natal haritamıza göre eğer Koç burcuysak 8. evinizde demiştim. Akreplerin birinci evinde dolayısıyla bu Merkür Retrosu. Aldığınız kararlarda hatalı olabilirsiniz sevgili akrepler. Kendime konuşuyor gibiyim şu anda. Aldığınız kararlarda hatalı olabilirsiniz. Danışmanızda başkalarına fayda var. Bir iş ortaklığını bozma kararınız varsa
Bu Merkür retrosuna bunu yapmayın derim. Evlenme ihtimaliniz varsa nikah yapmayın derim. Yani en azından günü değiştirebiliyorsanız değiştirin. Çoktandır değerlendirip düşünüyorsanız olabilir. Ama bir Merkür retrosunda, bir Mars retrosunda önümüze evlilikle ilgili bir harita geldiğinde bu iki gezegenin retro olması o evliliğin ritminin uygun olmayacağını ifade eder. Bir kere onu söyleyeyim. Yani boşanmayla bitebilir, ritim uymayabilir, duygusal anlamda çatışma olabilir, cinsel anlamda uyum olmayabilir. Mars retrosunda ve üzerine denk gelen bu Merkür retrosunda lütfen nikah yapmayın. Bütün burçlar için videomun sonunda bir daha söyleyeyim ben bunu. Şöyle, Chiron astroidi ile de denk gelmesi uyumlu bir dolunay ile birlikte bu ayı başlıyor olmamız birinci ev konularına yani yapınızla kişiliğinizle ilgili konularla Merkür retrosunun çatışma halinde olacağını bir kez daha söylemiş olayım sevgili akrepler. Yayların 12. evinde bu Merkür retrosu doğal olarak biraz kendilerini psikolojik anlamda baskılı hissedecekler. Bastırılmış hissedecekler. Bazı sorularına yanıt bulamayabilirler. Duygusal anlamda yalnız hissedebilirler. Eve kapanmış hissedebilirler. Aldıkları kararları nerede hata yaptım diye düşünüp yeniden değerlendirebilirler. Eylül'de, Ağustos'ta belki evlenme kararı aldınız, belki boşanma kararı aldınız bilemem ama bununla ilgili Merkür retrosu boyunca düşünmeniz daha doğru olur. Hemen aksiyon almasanız iyi olur. Biraz tabi doğayla inzivayla geçirseniz iyi olur. 12. evde Mars bulunması ya da Merkür retrosu bulunması can acıtır biliyorum. Oğlakların 11. evinde bu Merkür retrosu doğal olarak bazı arkadaşlarınızla ayrı düşebilirsiniz. Arkadaşlarınızı yanlış anlayabilirsiniz. Hakkınızda dedikodu dönmüş olabilir veya bu dedikoduları çoktandır yapmış ve karşınıza bir şekilde hesabı sorulacak şekilde çıkabilir sevgili oğlaklar. O yüzden biraz tutun dilinizi derim. Konuşmayın ya da başkalarını da duymazdan gelin. Eğer hakkınızda konuşulmuşsa da affedici olun demek durumundayım. Kova burcunun 10. evinde kariyer noktasında bir Merkür retrosu var. Yaptığınız her şey boşa gidiyor gibi hissedebilirsiniz. Yeni bir aksiyon almanız, işle ilgili görüşmeniz ya da yani yeni bir işe başvurunuz, yeni bir işle ilgili görüşme yapmanız çok doğru olmayabilir sevgili kovalar. Özellikle Merkür retro iken imza en azından atmayın derim. Çok içinize sinen bir işse ve parasıyla ilgili de bir kaygınız yoksa en azından imzayı erteleyin derim. Ya da danıştım birilerine artık içime siniyor derseniz peki o zaman imzalayabilirsiniz. Ama bilin ki Mars da retro, Merkür de retro. Bu işin nasıl başlarsa öyle gideceğini unutmayın lütfen. Biraz gerginlik verici, agresif olabilirsiniz işle alakalı. Balıkların 9. evinde, sosyal ilişkilerinde, burası aynı zamanda biliyorsunuz 9. ev statümüz aynı zamanda ve sosyal medyamız, dışarıya olan yüzümüz, aynı zamanda uluslararası ilişkilerdeki konularımız varsa eğer sevgili balıklar veya medyatik bir iş yapıyor olabilirsiniz, yaratıcılık gerektiren bir iş yapıyor olabilirsiniz. İşte burası biraz baskılı olacak. Merkür retrosu 9. evinizden sizi etkiliyor olacak. Şimdi Merkür'ün retrosu ne zaman sona eriyor? 12 Ekim ile 5 Kasım arası demiştim. 5 Kasım'da sona eriyor ama tabii Mars'ın retrosu bir 10 gün daha devam edecek. O onu kapsıyor durumda. Dolayısıyla bütün bu söylediğim evlere dikkat ediyor olmanız gerekiyor. Şimdi sonrasında bir yeni ay var. Ayın 16'sında 23 derece terazi burcunda. Terazi yeni ayı da hepimizi farklı evlerden etkiliyor illaki. Koçların 7. evinden etki alıyor mesela bu yeni ay. Yeni ay derken tabii yeni başlangıçlar da diyecek olsak bu ay diğer bütün gezegenlerin kare ve karşıt açılarından dolayı her şey çok içimize sineceği anlamına gelmez. 7. ev konularında bir sıkıntı yaşayabilirsiniz. Yeni ay yani şöyle yeni bir konuşma yapıp yeni bir başlangıç yapabilirsiniz evlilikte. Ortaklıkta bazı yazılı şeyleri değiştirmek isteyebilirsiniz. Yeni aydan böyle bir etki alıyorsunuz sevgili koçlar. Boğaların 6. evinde bu yeni ay doğal olarak yeni bir check-up, yeni bir sağlık kontrolü, bir doktordan bir belki olumsuz bir haber, sağlıkla ilgili bir ufak mücadele gerekliliği, 6. ev konularınız her neyse bunların hepsi yeni ay, yeni başlangıç, sağlıkla ilgili bir tedaviye başlama ihtimaliniz var. Yeni personel başlayabilir eğer bir şirketiniz varsa. Birlikte çalıştığınız, kolektif çalıştığınız arkadaşlarınız ayrıldıysa özellikle dolunay döneminde, bu yeni ay döneminde yeni ekipler gelip size destek olabilir.
Aynı zamanda bu terazi burcundaki yeni ay ikizlerin 6. 5. evinde ve 5. ev konuları ön planda. Çocuklarınızın bazı yeni başlangıçlarıyla sevinebilirsiniz sevgili ikizler. Çocuklar okula başlayabilir ya da okulla ilgili bir karar alınabilir. Böylesi daha iyi oldu, evden çalışsınlar diyebilirsiniz. Aslında ben hep evden çalışmak niyetindeyim ve evden okuldan yanayım ama sosyalleşme çok çok önemli tabii ki çocuklar için. Dolayısıyla 5. ev konuları gündeminizde olacak. Aynı zamanda yeni bir sevgiliyle de biz ufak ufak böyle bir aşk yaşıyoruz. Flörtümüz var. Aramızda böyle bir enerji var diyebileceğiniz bir durum olabilir. Öyle de bir durum olursa da lütfen bizi de bilgilendirin derim. Doğal olarak sevgili ikizler hayatımıza biri de girebilir bu yeni ayda. Tabii hemen uyaralım. Geçmişte kalan bir ilişkinizde biz yeniden denemek istiyoruz diye gelmeyin. Merkür retrosundan sonra benim ilişkim neden bu kadar hızlı bitti diye de gelebilirsiniz sonrasında. Sevgili yengeçlerin 4. evinde bu yeni ay anne babanın bir tedavisine yeniden başlayabilirsiniz. Geçmişten gelen bir tedaviyi yenilemeniz gerekebilir, nüksedebilir. Yeni bir tedaviyle ya da yeni hekimlerle çalışılabilir. Anne babanın taşınma gereğini yerine getirmeniz gerekebilir. Yanınıza alabilirsiniz ya da siz onların yanına gidebilirsiniz. Ya da onlara bir destek olabilecek bir hemşire, destek olabilecek bir ev arkadaşı edinebilirsiniz. Dördüncü ev konularınız gündeminiz. Babanızın işiyle ilgili ve babanızın parasıyla ilgili de bir aksiyon alabilirsiniz sevgili yengeçler. Sevgili aslanların bu yeni ay 3. evinde terazi burcundaki bu yeni ay 3. eviniz konuları yani kardeşleriniz, kardeşinizin ödemesi, ödeme ile ilgili bir taksit planı gündeminiz olabilir. Kardeşinizin bir borcunu kapatabilirsiniz. Evlenebilir kardeşiniz, ona eşlik edebilirsiniz. Komşularınızla ilişkileriniz kuvvetli olabilir. Aynı şekilde sevgili aslanlar, günlük rutininizin değişeceğini, yeni kararlar alınıp yeni kararların uygulanmaya konacağının haberini de alabilirsiniz. Evden çalışıyor olabilirsiniz. Tam zamanlıya geçebilirsiniz ya da tam zamanlı çalışıyorsunuzdur. Pandemi de biliyorsunuz ilerliyor. Kasım ayında pik yapacak. Ekim'de ortalık toz duman bu anlamda. O yüzden belki de evden çalışma kararı alınabilir. Buna uyum göstereceğinizi şimdiden öngörüyorum. Sevgili Başakların ikinci evinde bu yeni ay Terazi burcunun yeni ayı. Doğal olarak ikinci ev konuları gündeminizde sevgili Başaklar parayla ilgili yeni bir karar alabilirsiniz. Aldığınız kararı herkese duyurursunuz. Bir ödeme planıdır. Belki bir ev alma konusunda aksiyon aldınız. Yeni bir yapılandırma yaptınız. Bununla ilgili bir ödeme planı değişikliğiniz oldu. Elinizden bir miktar para çıkacağı ihtimali de olmakla birlikte elinize bir miktar para geçebilir sevgili Başaklar. Ödemelerinizle ilgili kafanızda bir şeyleri oturtursunuz. Bir şey yoluna sokarsınız bu yeni ayda. Terazi burcunun 1. evinde bu yeni ay 23 derece terazide. Yükseleniniz 23 derece civarındaysa doğrudan etkileniyorsunuz anlamına gelir. Sevgili teraziler, 1. ev konuları yani kişiliğinizle, kendinizle, görüntünüzle, dışarıya karşı gösterdiğiniz yüzünüzle ilgili değişim ihtiyacı hissediyorsanız yani bir ufak bir estetik uygulama olabilir, başka bir şey olabilir, yani bir saç kestirme gibi olabilir. Bunların hepsinden pişmanlık yaşayabilirsiniz. Bunların hiçbirini hayata geçirmeyin derim. Bunların her biriyle ilgili yeniden düşünme, karar alma, sonra aksiyon alma ihtiyacı hissedeceksiniz. Bence erteleyin ve bir sonraki Kasım ayının artık ortalarına kadar bunu bekletmenizde fayda var. Eğer kaygınız saç kestirme, estetik operasyon gibi ise Kasım'ın ortasına kadar ben bununla ilgili bir aksiyon almanızı önermem. Ama birinci ev konuları yani statünüzün değişimi de söz konusu olabilir. Yani evlenme, nikah ve boşanma da aynı şekilde. Bakın boşanma ya da evlenme gibi bir takım olayların haritasını açtığımız vakit Mars retroyken ve Merkür retroyken bu yeni aya rağmen evlenirseniz, daha doğrusu şöyle söyleyeyim, Mars'ın retrosuna rağmen evlenecek olursanız natal haritasında evliliğinizin retro gözükecek haritanız. Ve doğal olarak cinsel uyumunuzdan romantik anlamdaki uyumunuza kadar hiçbir şey yolunda gitmeyebilir. Başlangıçlar ne kadar iyi gitse bile. Benim önerim mümkünse ertelemeniz ya da çoktandır düşündüğünüz karar aldınızsa okey uygulayabilirsiniz. Ama benim önerim ertelemenizden yana. Aynı şekilde boşanmayla ilgili de tekrar düşünmekte fayda var. Çünkü Merkür retroyken özellikle ve Neptün'ün de bu Venüs Neptün karşıtlığı gözümüzün örtüleceği anlamına gelir. Biraz flu görebiliriz olayları. O yüzden özellikle boşanma için ertelemenizde fayda var diyorum. Tekrar denemekte fayda var diyorum. Tabii ki bir adli vaka söz konusu değilse.
12. evlerinden etki alır akrepler. Benim gibi yükselen akrepler 12. evinden bu terazi burcundaki yeni aydan etki alır. Dolayısıyla bir yeni bir meditasyon gibi, yoga gibi bir şeyin başlangıcı veya bir ibadet düzenine başlangıç, namaza başlama, bir duaya başlama gibi bir gündeminiz olabilir. Bu başlangıç size huzur, mutluluk getirebilir. Bakın 12. ev, evet, olumsuz birçok şeyin bir arada bulunduğu bir ev ama yeni ay demek bir başlangıç yapıyorsunuz demek. Ve hırçın gezegenlere, Merkür ve Mars gibi hırçın gezegenlere karşı böyle bir düzeni başlatmanız çok daha fayda sağlayabilir. O yüzden biraz ruhsal anlamda inzivaya çekilmeye çalışmanızda fayda var. Biraz kafanızı dinlemeye çalışmanızda fayda var sevgili akrepler. Çok fazla konuşmalara dahil olmayın. Bırakın konuşsunlar, size sonucu bildirsinler. Hani çok fazla yorum yapmayın ya da en azından biraz başınızı dinlemenizde, sakin kalmanızda fayda var. Yayların 11. evinde bu yeni ay, terazi burcunun 23 derecesindeki yeni ay, doğal olarak yay burcu biraz arkadaşları tarafından yıpratılabilir ve yeni arkadaşlıklar, dostluklar ihtiyacı hissedebilirsiniz. Yeni bir çevre ihtiyacı hissedebilirsiniz. Eşinizin, sevgilisinin çevresini kendinize çevre yapabilirsiniz. Biraz şans tanıyın, yeni insanlarla tanışın derim. Hiçbir sakınca yok. 11. ev güzel bir ev ve yöneticisi itibariyle de sorun olmayacaktır. Buradayken eğer Merkür Retrosu, buradaki yeni ay size de illaki arkadaş çevrenizin değişikliği konusunda bir huzur getirir. Yalnız eski arkadaşlarınız yeniden görüşmek isterse böyle bir iki telefonlaşmadan sonra bakarsınız Merkür Retrosu'ndan sonra herkes yoluna gitmiş. O pek yürümeyebilir, bilginiz olsun. Yeni bir çevre edinmenize fayda var sevgili yaylar. Oğlakların 10. evine etkileyecek bu yeni ay. Dolayısıyla yeni bir başlangıç yapabilirsiniz. Yani iş değişikliği yapabilirsiniz. Merkür Retrosu nerede demiştim? 11. evinizde. Dolayısıyla komple çevreniz değişebilir sevgili oğlaklar. Yeni iş arkadaşlarınız olabilir. Eski arkadaşlarınızla yeniden görüşmek isteyebilir. Bu ayrı ama 10. eviniz demek tepe noktası haritanızın, doğal olarak statünüz değişecek demek. Yeni başladığınız nokta Mars'ın da retro olduğu, Merkür'ün de retro olduğu bir döneme denk gelebilir. Ya biraz bekletin, imza atmayın, ya çoktan 12'sinden önce, Ekim ayının 12'sinden önce Merkür Retrosu başlamadan imzanızı atın derim. Ama bu yeni ay işle ilgili güzel bir haber, yeni bir başlangıç yapma ihtimalinizi bize sürpriz olarak söylüyor. Yine de Jüpiter, Plüton, Satürn'ün Güneş'le karşıtlığını unutmayalım. Bundan da etkilenmeyecek değiliz. Kovaların 9. evinde doğal olarak statü noktası, yani hem sosyal medyamız, hem başkalarıyla diyalogumuz, aynı zamanda uluslararası yazışmalarımız, kestiğimiz faturalar, sosyal medyada nasıl durduğumuz, bütün bunlarda yeni bir başlangıç yapabiliriz. Bir YouTube kanalınız olabilir, bir e-ticaret sitesi kurabilirsiniz. Sevgili kovalara bunu birkaç defa daha söyledim. Biliyorsunuz kariyerinizle de ilgili Merkür Retrosu o noktada yeni bir başlangıç ihtimali ve yavaştan yavaştan, çok da ağır ağır adımlarla, minik bebek adımlarıyla ilerleyecek bir kariyer noktası da kariyerinizde olabilir 16 Ekim'den itibaren. Ve sevgili balıkların 8. evinde bu yeni ay, terazideki yeni ay, terazinin 23 derecesindeki yeni ay, doğal olarak sevgili balıklar 8. ev konusu, yani iş ortakları, ortaklığı paralar, eşinizin parası ya da iş ortağınızın, ev arkadaşınızın parası gibi pek çok noktada bir takım kayıplar da yaşayabilirsiniz ama yeni bir başlangıç da yapabilirsiniz. Eşiniz terfi alabilir, bunu bize duyurabilir. Hayırlı mı olur bilmiyorum çünkü Merkür de 9. evinizi etkileyecek, Merkür Retrosu. Şimdi 8. ev konusu aynı zamanda paranın artışı, paylaşılması ve terazide olduğu için de belki de adil paylaşılıp paylaşılmayacağı gibi kaygılar olabilir. Ama aynı zamanda bilin ki onların bir borcuyla ilgili de bir sıkıntı yaşayıp yeni bir ödeme planı çıkarabilirsiniz. Eşle, iş ortağıyla ya da ev arkadaşınız olabilir, ev arkadaşınızla birlikte bir karar alabilirsiniz parayla ilgili. Şimdi bütün burçları böyle kısa kısa geçmiş oldum. Ben tabii ki bunu bütün burçlar için ayrı ayrı yorumlarımı yapacağım. Yalnız bilin ki 23 Ekim'den sonra, Güneş Akrep'e geçtikten sonra biraz daha böyle ayın son birkaç gününde rahat nefes alacağız ama ayın büyük kısmında 3 haftadan biraz fazla bir dönemde hem ikili ilişkilerimizde hem para trafiğimizde sorun yaşayabiliriz. Hem işle ilgili kayıp kaygıları, yeni başlangıçlar için
kafa karışıklıkları yaşayabiliriz. Mars retroyken tekrar söyleyelim, evlenme kararı almasanız iyi olur. Çoktandır karar aldınızsa imzayı belki geciktirseniz iyi olur. Ama tabii ki ameliyatlar ya da evlilik gibi gündeminizi çoktandır düşündünüz ve hekim görüşü aldınızsa, bakın, avukatlar, hekim görüşleri, mali müşavirler, iş ortaklığında yeni bir iş kurarken bunların hepsi bizim destekçimiz. Dolayısıyla onların dediği ön plana geçer. Biz ihtimaller dahilinde ve doğum haritanızı bilmeden bu yorumları yapıyoruz. Kişisel doğum haritanızı gözlemlediğimizde de açılarına bakıyoruz, diğer malefik ve jenerasyon gezegenlerinin özellikle, ve şans noktalarınızı yakalamaya çalışıyoruz. Venüs ve Jüpiter ve onların olumlu açılarını dikkate alarak. Doğal olarak neymiş? Mars'ın retrosunda radikal kararlar almayalım. Evlilik haritamızda Mars retro bulunmasın. Evlilik haritanızı da çıkarın isterim. Ya da evlilik haritanızla ilgili benden de destek alabilirsiniz. Kişisel doğum haritalarınız için de aynı şekilde biliyorsunuz. Benden de destek alabilirsiniz. Güzel bir Ekim ayı dilemek istiyorum. Umarım teğet geçer. Kasım ayında pandemi yine maksimum noktasında. 13 Kasım özellikle Jüpiter Plüton'dan dolayı biliyorsunuz, konuştuk bunları. Ve umuyoruz ki Aralık ayının artık bu ikinci yarısından çok şey bekliyorum. İnşallah Aralık ayının ikinci yarısında biraz daha rahat nefes alacağız. Azıcık daha sabır. Görüşmek üzere, hoşçakalın.